Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde sizinle birlikteyiz. Evet şimdi 3. ünitemizde insanlar yerler ve çevreler başlıklı ünitemizde 4. Konuz, konumuz olan yerleşme özgürlüğümüzle seyahat özgürlüğümüzle alakalı bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. yerleşme ve seyahat hürriyeti. Yerleşme ve seyahat hürriyeti insanların bir kere istediği yere gidebilme, seyahat edebilme, yerleşme hakkının olduğunun bize sinyalini verir. Bu e, yerleşme ve seyahat hürriyetimiz insan hakları bildirgesi ve anayasamız tarafından da güvence altına alınmıştır. Peki nasıl alınmış biraz ona bakalım hangi durumlarda yerleşme hürriyeti sınırlandırılabilir? Mesela suç işlenmesini önleme. Herhangi bir suç potansiyeli olan birinin ya da daha önceki suçlarına binaen suç potansiyeli olan birinin suç işlemesini önlemek için bu hürriyeti, özgürlüğünü kısıtlayabiliyoruz. Kamu mallarını korumak için yerleşme hürriyeti kısıtlandırılabilir. Eğer ortada bir terör durumu, bir savaş durumu varsa yerleşme hürriyeti yani bir yerden bir yere göç etme ya da ...bir yerde yaşama hürriyeti e, kısıtlanabiliyor arkadaşlar. Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak için yine yerleşme hürriyeti e, sınırlandırılabilir. Eğer sağlıklı ve düzenli bir yerleşmeyi, şehirleşmeyi, şehirleri daha düzenli bir hale getirmeyi de hedefliyorsak... ...yerleşme hürriyetini bir noktada sınırlandırılabiliriz. Hatta bir ara İstanbul'a... İşte e, vizeyle girip çıkılsın ya da işte ehliyet olsun İstanbul'a girebile girebilmek için, yaşamak için bir sınırlama getirilsin. Çünkü artık artan nüfus, e, gittikçe büyüyen nüfus şehri daha e, zor bir şartlara sürüklediği için böyle bir şey düşünülmüştü ama uygulamada daha henüz bir şey yok. Seyahat hüriyeti e, hangi durumlarda e, sınırlandırılabilir? Bir kere suç soruşturması varsa yani bir kişinin e, suçu olup olmadığı araştırılıyorsa e, bu gibi durumda seyahat hürriyeti kısıtlanabilir. Suç işlenmesini önlemeye çalışmak için de bu kısıtlanabilir. Eğer bir salgın hastalık durumu varsa bir yerden bir yere e, gidilmesi kısıtlanabilir. Mesela şu an içinde bulunduğumuz süreç pandemi sürecinde e, hatta hatırlayacak olursanız geçtiğimiz aylarda ne olmuştu? E, şehir değiştirmek, herkes bulunduğu şehirde kalmak koşuluyla şehir değiştirmek yasaklanmıştı. Bu salgın hastalık işte bunu tabii ki e, önleme amacıyla ya da işte biraz daha azaltma amacıyla yapılmış bir şeydi. Yine terör durumu ve savaş durumu varsa seyahat hüriyeti sınırlandırılabiliyor arkadaşlar. Evet şimdi insan hakları evrensel bildirgesinin 13. maddesinde acaba seyahat özgürlüğüne nasıl yer verilmiş? Onların üzerinde bulun, duralım biraz. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır. Yani herkes bir devlet üzerinde dolaşabilir ve oturabilir e, maddesi yer alıyor. Herkes kendi ülkesi de dahil olmak üzere herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir. Bu da seyahat özgürlüğünü niteleyen bir e, maddeydi arkadaşlar. Son olarak yerleşme hürriyeti kapsamında yerleşim yeri olmayacak yerlere biraz değinelim. Mesela devlet arazisi olan yerler. Burası devlet arazisi zisi ise yani devlete ait bir yerse buraya gidip siz ev yapamazsınız. Tarihi alanlar yani gidip... E, Topkapı Sarayı'na bir ev inşa edemezsiniz ya da Efes Antik Kenti'ne bir ev inşa edemezsiniz. Milli park ve sit alanları Milli parklar ve sit alanları da e, yine bu kapsamda yer alıyor gidip oraya ev yapamazsınız yerleşemezsiniz burada yaşam süremezsiniz askeri bölgeler askeriyeye ait olan yerlerde yine ev yapıp e, yaşayamazsınız arkadaşlar. Evet e, bugünkü videomuzda yerleşme hürriyetinden bahsettik seyahat hürriyetinden bahsettik hangi maddelerde yer aldığına değindik hangi durumlarda sınırlandırıldığına değindik arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize cici bakın hoşçakalın.